Şimdi neden lamba? Gaz lambası. Bizim köydeki eski gaz lambasını buraya getirdik. Bu da fener bildiğiniz. Şimdi gaz lambasını sokakta yağmur yağarken, kar yağarken taşıyamazsın. Neden? Söner rüzgarda, yağmurda, karda. Onun haricinde evde kullanabilirsin. Feneri ise dışarıda bile kullanabilirsin. Sorun olmaz. Yağmurda da, karda da, yaşta da, soğukta, su, rüzgarda. Neden? Kapalı. Kişinin bedenini, ruhunu koruyan da bir aurası var her insanın. Bu korumayı yapan nedir? Kişinin yapmış olduğu iyiliklerdir. Sadaka vermesi, zekat vermesi. Zekat veren kişinin malı koruma altındadır. Aynı bu fenerin içindeki gibi. Ne kadar zekat verirse, zekatını doğru dürüst verirse, malında, mülkünde o kadar bereket olur. Zekatını vermezse muhtaç duruma düşer. Peygamberimiz diyor ki, zekatını vermeyen malını yarısını değer için görmez, faydasını kaybeder. Yani malının değerini fark etmez bu. Ne tür mal olursa olsun. İşçidir, memurdur, işverendir fark etmez. Ne kadar zekat veriyorsanız geliriniz o kadar bereketlidir. Zekatınızı ne kadar vermiyorsanız malınız, mülkünüz, kazancınız o kadar risk altındadır. Çünkü auranız zayıflıyor. Vücudunuz zayıflıyor. Kem gözler etki yapmıyor hiçbir şeye. Sağlık da aynı şekilde. Kişi mesela zekat veriyorsa, sadaka veriyorsa koruma altına alınıyor. Koruma kalkanı her taraftan. Hastalanabilir, kolay atlatır. Mali krize girebilir, kolay atlatır. Çünkü koruma kalkanının altında. Zekatını veren insanlar zannediyor ki ya ben zekatımı niye boşuna bu kadar vereyim? Param eksiliyor. Dünya kaygısına düşür ama. Bakın şurada anlatayım. Şöyle. Ha, bu sadece İslam'la ilgili bir şey değil. Ben yıllar önce Profesör Doktor Joseph Murphy'nin kitabını okudum da Şuuraltı vesaire diye çok enteresan bir şey, kitabı var. O adam baktım herkesi zekata teşvik, bize yardımlaşmaya yani insanlara yardım edin diye teşvik ediyor. İşte şöyle rahatlarsınız, böyle rahatlarsınız vesaire vesaire. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük psikoloğu. Şimdi fark etmez bir kişi 40 bin lira kazanıyorsa örnek veriyorum. 40 bin lira kazanan bir kişi. 1000 lira zekat verecek. Yılda toplam geliri 40 bin, 1000 lira verecek. Verdiği zaman parası 39 bin liraya düşüyor. Cimri pinti bir adam ise o param gidiyor diye vermez. Vermezsen ne olur? O 40 bin liranın yarısı gider. 20 bin liraya düşer. Nasıl gider? Kendinden çıkar, oğlundan çıkar, karısından çıkar, annesinden, babasından, dedesinden, ebesinden, ninesinden bir yerden çıkar. Veya malından çıkar. Zarar eder. Ummadık, beklenmedik sorunlar çıkar. 40 bin lira düşer, muhtaç olur, kredi almak zorunda kalır. Fakat 1000 lirayı zekat olarak verirsen ne olur? Bu 40 bin lira bereketlenir, birkaç kat değer kazanır. 100 bin lira, 200 bin lira. Allah bilir. Allah'ın bereketi bol. İstediğini istediği kadar verir. 1000 liradan kaçarsa vermezse zekatını parasının değeri yarı yarıya enflasyon gibi yok olur gider. Perişan olur, başkalarına muhtaç olur. Ya kredi çeker ya borç alır vesaire vesaire. Ve hastalıklara düçar olur. Diyelim ki 100 bin lira gelir var. 2500 lira zekat verecek. Vermedi. 97.500 lira düşüyor ya diyecek. Parayı seviyor. O 100 bin liranın %50'sini kaybeder. 50 bin lira kalır elinde. Nasıl olacak diyeceksin? Allah'ın üstü işte. Yel alır, sel alır, el alır. Oradan buradan işte çarpılır, dolandırılır. En yakınları, en akrabaları, arkadaşı, dostu çarpar.
Bir yerde kaybeder. Fakat 2500 lirayı öderse, zekat olarak verirse, bu 100 bin lirası birkaç kat bereketlenir, değer kazanır. İsterseniz deneyin. Denemesi bir daha. Bu böyle. Mesela diyelim ki 1 milyon lira kazanıyor. Küçük bir esnaf veya iş, işte imalatçı diyelim. 1 milyon lira geliri var. Yıllık. Ya işte benim şu şu giderlerim var, şu giderim var, bu giderim var, o giderim var diye zekatını ayırmadan geliri giderini denkleştirir, zekat kalmıyor geri derse, 25 bin lira zekatını vermezse onun parası öyle değer kaybeder ki, hastalıktan veya makine alır bozulur çalışmaz. Makine bir işe yaramaz, çöpe gider. Veya işçi alır, kavga yapar, adamı işten atar, adam gider tazminat davası açar. Yani oradan buradan şuradan 1 milyon lira diyelim ki parası var, 500 bin lira değerine enflasyonu %50'sini kaybeder. Kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor. Adam fakat zekatını verdi 25 bin lira. Ha, bir defa da veremiyorsun, birkaç defa da verirsin. 12'ye verirsin veya 10'a verirsin. O zaman bu 1 milyon birkaç kat değer kazanır, bereketlenir. Ha, vermediği zaman ne olur? Sağlığı bozulur, psikolojisi bozulur. Çünkü malının değeri azalır. Kaybeder, kaybeder, kaybeder. Oraya, buraya, şuraya borç bağlanır kalır. Kredi alır, bilmem ne, faiz öder. Yani bir şekilde yıllık geliri 1 milyonsa yarısını kaybeder. Orada burada çarçur olur, kaybolur. Değeri olmaz. Muhtaç duruma gelir. Kredi çekmek zorunda kalır, borç almak zorunda kalır. İşte bu fener gibidir. İçindeki ateşi gelirin sayalım. Kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor. Burada hadis var, ayet var. Ne diyor? Zekat vermeyen temiz malını kirletmiş olur diyor. Zekat vermeyen kimse kıyamette ateştedir diyor. En faziletli ibadet namaz ve sonra zekat. Namazdan sonra zekat. Ama namaz kılanların %90'ı zekat vermiyor. Namaz kılmaya kılıyor adam. Türkiye'nin nüfusunun işte %30'u %40'ı namaz kılıyor diyorlar. Kılıyor da zekat verir mi? Vermiyor. Kim veriyor? %5 belki zekat veriyor. %40 zekat verirse ne olur? Bu ülkede aç insan olmaz ya. Yani fakir insan olmaz. Herkes tıkır tıkır geçir. Zekat. Unutuldu. Eskiden ben 50 yıl önce köyden bilirim. Rahmetli babam harmanı kaldırdığında buğday ortaya çıkan buğdaydan şu zekattır derdi. Ayırırdı. Ondan sonra diğer işlemlere geçirdi. Yani şu şuraya gidecek, bu buraya ayırır. Şimdi öyle bir şey var mı? Adam yılda 40 bin lira kazanıyor. Az kazanıyor. İşçi, memur. Ya bu benim için çok önemli. Çocuğun gideri var, mutfak gideri var, elektrik, telefon falan filan. Ben bu 1000 lirayı veremem diyecek. Diyebilir. Ama o 40 bin liranın hayrını görmez. Gider. Diğeri fazla kazanıyor diyelim, 100 bin lira. O 2500 lira veremem diyebilir, der. Ama o 100 bin lira gider. Bir faydasını görmez. 1 milyon kazanıyorsa, 1 milyar kazanıyorsa da, malının zekatını vermiyorsa öyle böyle şöyle çıkar. Ha, bazıları zekatını vermiyor. Buna rağmen durumu iyi. Daha da zengin oluyor diyeceksin. Evet. Öyleleri de var. Çünkü onun kanında dolaşan para, yediği içtiği haram %50'nin üstüne geçmiştir. Artık o öbür dünyada. Bu dünyada ondan sorgulanmaz. O kritik noktayı aşmıştır. Allah ancak sevdiği kulları dünyada cezalandırır ki öbür dünyada cezalandırmamak için. Bu dünyada cezalandırır, toparla kendini, öbür taraf daha tehlikeli deriz. Allah boşuna mı yaratmış? Mesela yeni bir güneş buldu diyorlar ilim adamları. Bizim şu güneşten 200 milyar defa büyükmüş. Öyle miydi? He, öyle diyor. Ben de şaşırdım kaldım. 200 milyar defa
Güneşten daha büyük bir güneş yaratmış Allah. Niye yaratmış? Boşuna mı yaratmış? İşte cehennem orada cayır cayır yanıyor. Bizim güneşten 200 milyar. Bizim güneş onun yanında, o mesela o uzaydaki güneş, yeni keşfedilen güneş bir bina büyüklüğündeyse, bizim güneş onun yanında toplayın ucu kadar, şu kadar. Evet, cehennem çok tehlikeli madde. Evet, yani zekatını veren kaybetmez. Vermeyen hem burada kaybeder hem orada kaybeder. Ama zekatını vermeyenler de en çok kim? En çok dindar geçinenler. Son 50 yıldır dindar geçinenler maşallah hırsızlık, yolsuzluk, dolandırıcılık, adam kayırma, bir gayret, bir gayret, bir gayret adı Müslüman olmuş. Yani ben kendimi ayırmayayım, ben de içinde miyim acaba, Allah korusun. Tehlikeli noktada ben de olabilirim yani, atıyorum tutuyorum ama konuşayım ya. Kendim de risk altındayım yani, ama ben kendim de risk altındayım diye kendimi korumak için yalan söyleyecek halim yok. Şükür olsun şimdiye kadar yalan söylemedik. Yalan söylersem kötü. Evet. Hamdolsun bugüne kadar işte Çeçenistan'a, Halep'e, oraya buraya, Irak'a para, sadaka veya zekat şeklinde çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Allah verdikçe biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yapıyoruz hamdolsun. Ama yeterli mi? Değil. Müslümanların hepsi zekata uysa dünyada fakir Müslüman kalmaz. Neyse. Ya görürüz Suudi Arabistan'a mesela, adam kral, Filistin'deki Müslümanlara yardım ediyor mu? Etmiyor. Niye? İsrail'le beraber çalışıyor. Ha Yahudi, ha Suudi kralı. Nedir? O maskeli Yahudi, Suudi kralı ve avanesi, Vahabiler. Öbürü de maskesiz Yahudi. İsrail'deki Müslümanlara, Müslümanlara zulmeden Yahudi. Gerçek bir düşman. Tamam, o karşısında duruyor. Suudi Arabistan'daki ise maskeli Yahudi. Gizli. Peygamberimiz ne diyor? Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan kork. Yani münafıktan, Müslüman gibi gözüken münafık. Bu kadar körfez ülkeleri zengin, milyar dolarları var. Filistin'de insanlar açlıktan ölüyor, hiç oralı olmuyorlar. Lafa geldi mi de en iyi Müslüman onlar. Biz solda sıfırız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kendim uyguluyor mu diyeceksiniz? Valla ben uygulamaya çalışıyorum. Uygulayabildiğim kadar, gücüm yetebildiği kadar. Allah benden sorar. Ormus Gold kampanyası düzenledik. Dedik ki, buradaki Ormus Gold resimlerin içerisinde Ormus Manna, Ormuslar içerisinde 40 çeşit Ormut resmi yayınladım. Bu Ormus resimleri içerisinde hangisi Ormus Manna? Bulana Ormus Gold hediye dedim. Dikkat et, elini yakın. Eskiden lambayla nasıl kullanacağını biliyordu. Unutmuşuz. Lambayı tuttu mu fanus yakar. Can. Evet, bu bilene pazartesi günü, birkaç kişi bilmiş. Pazartesi günü Ormus Gold'larını göndereceğiz. Sorun yok. Neyse o. Evet. İbrahim Bey, doktor. Evet, teşekkür yazısı. Ormus Gold için mükemmel bir ürün. Allah sizden razı olsun. Çok çok faydalı demiş. Sizden de razı olsun. Bizlere gerçek bilgi veriyorsunuz. Size teşekkür ederiz. Allah razı olsun demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Güzel bilgi veriyorsunuz. Teşekkür, Allah razı olsun demiş. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, duaları geçiyoruz. MMS Plus kullandım, memnun kaldım demiş. Kandida mantarını her şey kullanmış. Şimdi çok memnunum diyor. MMS Plus nedir? MMS Plus Miracle Mineral Solution. Yani mucizevi mineral solüsyonu demek. Kandida'ya karşı dünyada en etkili. Fakat bunu içtiğinizde mide asidi ne yapıyor? Klordioksit etken maddesini çözüyor, zararsız hale, etkisini azaltıyor. Fakat kandida mantarının %95'i nerede? Bağırsakta. Bağırsakta olduğu için ne yapmak gerekir? Lavma yapmak gerekir. Kalıcı çözüm CDS2 ile. 2 litre suyu kaynattıktan sonra soğumaya bırakıyorsunuz. Ilıdıktan sonra bir çay bardağı CDS2'den 2 litre ılık suya katıyorsunuz. Lavma yapıyorsunuz. Lavma yaptığınızda
bağırsakımızda ne kadar kandida, bakteri, virüs, mantar varsa zararsız hale getirir. Yan etkisi de yoktur. O kadar. Evet. Merhaba hocam. Hangi hastalığı ilacınız var mı? Evet, var. Demiş ki bu da sistemik lupus gibi, SLS, SLE gibi eritromatoz multiforma, bu cilt hastalığı çok ağır. Hamdolsun bunun için de sözüm var, sorun yok. Evet, 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 teşekkür yazısı, teşekkür yazısı, geçiyoruz, geçiyoruz. Teşekkür etmiş, biz de teşekkür ediyoruz. Ha, bak bu yorum güzel, neden güzel? 9 aydır bizim ürünleri kullanıyor hanımefendi. Birçok rahatsızlığı var. Bir rahatsızlığı değil. Maşallah. Rahatsızlığından kurtulmuş. Evet. 6 ay Ginkgo seti kullandım diyor. Migrene karşı 6 ay. Migren. Migren. 6 ay Ginkgo seti kullanmış ve yanında Ormus Gold kullandım. Migrenim geçti diyor. Var mı böyle bir şey? Migrene karşı herhangi bir ürün kullanacak, migrenden kurtulacaksın. Mucizevi değil mi? Evet, mucizevi. Almanya'da benim bir tanıdığım ziyarete gittim. Hoş beş. Oturduk, çay içiyoruz. Televizyon sürdürüyoruz. Evin hanımı bayan, 50 yaşlarında bir bayan. Oturdu böyle. Gözlerini yumdu. Sanki meditasyon yapıyor gibi. Kadın kendinden geçti. Köşede oturdu, öyle kaldı. Dedim ki gence, ya bu kadın bizi istemiyor mu? Biz buraya geldik misafirle, böyle bir şey görmedim. Bu ne biçim iş dedim. Ben gidiyorum. Hanıma, çocuğa dedim ki hadi hazırlan. Yok dedi, o amca dedi, bu dedi migren hastası, migren. Ola ne olmuştu migrensi? Bu dedi yıllardır böyle. Migreni geldi mi 2 saat kendinden geçiyor. Kitleniyor, böyle kalıyor. Yani o an kilitledim. Sanki robot, tık yok. 2 saat duruyor, ondan sonra hiçbir şey olmamış ki harekete geç. Dedi ki 2 saat sonra harekete geçer, merak etme dedi. Allah Allah dedim, böyle bir şey görmedim. 2 saat sonra gerçekten kadın canlandı. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Çay, kahve, kola, sohbet. Allah Allah. Şaşırdım kaldım, dedim ki doktora gitmeden gittin, ilaç kullanıyorum. Bir faydası oldu mu? Olmadı. Ben tedavi ederim. Nasıl tedavi ederim? Sorun değil. Biz ona, o zaman bizim kendi Ginkgo kapsülümüz yoktu. Ginkgo, eczaneden Ginkgo hap aldım, iksir verdim vesaire vesaire. İksir vardı. Ve ne yaptık? 30 yıldır migreni olan bayanı hamdolsun tedavi ettik ama zamanımızı aldı. 30 yıldır. Evet. Bu hanımefendi de Yasemin Hanım. Evet. Migreni girdi mi vücuda, bazıları, migren demek yarım baş ağrısı. Bazılarının sağ tarafı ağrır, bazılarının sol tarafı ağrır. Bazılarının beynin ortası, bazılarının beynin arkası vesaire. Öyle dayanılmaz ağrılar olur. Herkeste farklı farklı. Migren yarım baş ağrısı demek. Herkeste farklı şekilde ortaya çıkar. Fark etmez yarım baş ağrısı veya tam baş ağrısı. Tam baş ağrısına da sadece baş ağrısı denir. Hangi tür rahatsızlık olursa olsun, migrenin her türünü, neden oluyor migren diyeceksiniz. İşte beyinde damarlar ve sinir hücreleri üst üste, altta, yan yana, çapraz bir şekilde diyelim. Burada iltihap meydana geldi mi, elektromanyetik akımlar ne oldu? Yavaşladı. Aynı otobanda giderken birdenbire trafiğin durması gibi. Beyin komut vermekte zorlanıyor. Ne oldu? Migren oldu. Çeşitli sebepler var tabii de. Bir ikisini söylüyorum. Sorun değil. İşte nereden sorun değil diyeceksiniz. Yasemin Hanım. Daha önce de migren iyileştirdiğimiz birçok hasta var. Sorun değil. Biz bunu 30 yıldır migren hastalığını tedavi ediyoruz. Yeni değil yani. Hamdolsun. Evet. İkinci rahatsızlığım diyor. Kolumdaki tendon, yani eklem iltihaplanması ve tendon. Tendon bu kirişlere, tendon denir, kaslarla kemikleri birbirine bağlayan kirişlere tendon. Tendon iltihaplanması, eklem iltihaplanması nedeniyle Söğüt seti kullandım.
Çok çok şükür iyiyim diyor. Evet. Tendonit. Tendonit. Şurada gördüğünüz mesela kemikleri, eklemleri kaslara bağlayan şunlar tendonittir. İltihaplanması veya ayakta şu tendonlar kaslara bağlıyor. Kemiği kasa bağlıyor. Elde, ayakta veya şurada omuzda bu tendonlar şu kasın şurada görüyorsunuz. Kası kemiğe bağlanan noktaya tendon denir. Tendonun iltihaplanmasına da tendonit. Tendonit denir. Bunun omuzunda iltihaplanma mesela burada. Bazılarının el bileğinde, bazılarının ayağının genellikle ökçesinde vesaire vesaire tendon veya diz çeşit çeşit tendon var. Genellikle futbolcular, sporcular koşarken birbirine çarpıyor. Kollarında da olabilir veya düşüyor, düşünce dizinde oluyor veya bazıları böyle birbirine depik atıyor. Ne oluyor? Adamın ayak ökçesine darbe vurunca buradaki tendonları zedeliyor. İltihaplanmasına sebep oluyor. Evet, çeşit çeşit bunlar için çözüm yolları var. Ama en güzel çözümler de her zaman olduğu gibi Gökçek'te. Tendonit. Neden Gökçek'te? Tendonit. Yani eklemleri, kemikleri kaslara bağlayan kirişlerin iltihaplanması. Evet, burada bununla ilgili bizde set var. Neden set var? Sadece Söğüt'le iyileştirir. Ama sadece Söğüt'le iyileşmek uzun zaman alır. Ama neden iksir gerekir? İksir detokstur, arıtıcı. Bağ dokusunu güçlendirir, kemikleri güçlendirir, vücuttaki cerahat yolu pisliklerin atışını hızlandırır, metabolizmayı hızlandırır, aloe vera bağırsakları temizler. Bunlar iksir, aloe vera jel her türlü rahatsızlıkta kullanmak gerekir. Çünkü vücudun arınması gerekir. Lafa daldık, Söğüt Forte'yi unuttuk. Evet, Söğüt seti. Burada klinik araştırması yapılmış. Etkisi, özellikleri vesaire işte ne diyor? Sırt, bel, omuz ağrıları olan hastalar üzerine denenmiş. Klinik araştırması var. İsrail'de sırt, bel, omuz ağrısı olan hastalar üzerine denenmiş. Evet, klinik araştırması var. Nevralji, eklem ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı vesaire vesaire rahatsızlarında denenmiş. Klinik araştırması var. Komple setle tedavi süreci hızlı olur. Sorun yok. Evet. Bayan ne diyor? Devam edelim. Ayağının altında nasır varmış, geçmiş. Ha, çok enteresan değil mi? Ayağının altında nasır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ayak tabanında 3 tane nasır varmış iyileşmeye. Evet, ne yaptıysa geçmiyormuş. Ayak tabanında nasır. Diyor ki, Ormus Gold'dan mı geçti, komple setten mi geçti diyor. Tek başına Ormus Gold da yeterli oluyor. Sadece Ormus Gold kullanıp da nasırdan kurtulan insanların yorumlarını gördüm. Ama iksir aloe vera jel komple set kullanırsa süreci hızlandırır daha kısa sürede. Çünkü iksir bütün damarlardaki plakları çözüyor, bağ dokusunu güçlendiriyor, cerrahat yolu bütün organlardaki pislikleri arıtıyor, yağları eritiyor vesaire vesaire. Aloe vera bağırsakları temizliyor vesaire. Yani burada gördüğünüz gibi nasır, 3 tane nasırım vardı iyileşmeyen diyor. Nasırlar geçti diyor. Ayak altında 3 tane nasır vardı geçti. Önceden bu dördüncü rahatsızlığına geçtik şimdi. Nasırdan sonra yeni bir hastalığa geçiyoruz. Ne diyor? Hiç kolye, küpe gibi takılar takamıyordum. Cildimin alerjisi vardı. Hemen her yara oluyor. Hemen yara oluyordu diyor. Şimdi takı taktım, yara olmadı. Alerjim de geçmiş diyor. Maşallah. Alerji. Bilindiği gibi birçok insan hassas bünyesi. Herhangi bir takı taktığı zaman bazı insanlar ne oluyor? Kaşınıyor, kabarıyor. Alerji testi yapılan şahsın burada görüyorsunuz kolunda alerji testi yapılmış. Hangi bitkiye karşı alerjisi varsa oralar kabarmış. Evet, çeşit çeşit alerji türleri var. Besin alerjisi, polen alerjisi, alerjik astım, atopik eksem,
efendim kurdeşen diğer bir adı, kronik ürtiker vesaire. Şimdi bunlar ayrı ayrı girersek korona içinden çıkamayız. Ama alerjinin sebebi %90 bağırsaktaki kandida mantarı. Kandidaya karşı en etkili olan nedir? Aloe vera jel. Aloe vera ne yapıyor? Bağırsakları temizliyor, aratıyor. Alerjik hastalıklarını, cilt hastalıklarını vesaire ortadan kaldırıyor. Ama buna zencefil mayla ilave edersek ne olur? Bu T hücresi, B hücresi, makrofaj vesaire hepsini harekete geçiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu tür rahatsızlarda komple set kullanmak gerekir. Kullanıldığında aslında alerjinin her türü bizim için sorun değil. Neden? Çünkü 30 yıldır alerjik hastalıkları tedavi ediyoruz hamdolsun. Hiç sorun değil. Yasemin Hanım gördüğünüz gibi birçok rahatsızlığı burada saymış. Hamdolsun hepsini tedavi edebiliriz. Ettik zaten. Herkes memnun. Evet, bunlar teşekkür teşekkür geçiyoruz. Şurada enteresan bir yorum var. Bu da Zafer Bey. Onun yorumu. Neden enteresan? Bu beyefendi çok Zafer Bey ağır bir trafik kazası geçirmiş 2013 yılında. Trafik kazasından sonra kalça kemiği, kalçada bir asetabulum denen bir kemik var. Femur başını tutan bir kemik böyle. Leğen kemiğinin alt kısmına asetabulum denir. Kalça kemiği. Bura kırılmış. Kırılınca ne oldu? Kalçayı nasıl tutacaksın şeyi? Femuru. Yani şu bacak kemiği. Nasıl tutacaksın? Tutamıyor. Havada kaldı. Yürüyemezsin. Oraya buraya ayak çıkar. Şey yani kalça çıkar. Ameliyat olmuş. Ondan sonra kist çıkmış. Menisküs varmış. Vesaire. Birçok rahatsızlık ortaya çıkmış. İşte bu kalça kemiğinin şu femur başı kalçayla femur başının olduğu yere şuraya kemiğe asetabulum denir. Asetabulum yani kalça kemiği şu protezin femur başının tutan kemiğe asetabulum denir şuraya. Leğen kemiğinin altındaki bağlantı yeri şu nokta. Trafik kazasında burası kırılmış basınçta. Ve orada kist varmış. Bizim ürünleri kullandıktan sonra kalça kemiğindeki bu hem yara iyileşmiş hem kist ortadan kaybolmuş. Evet. Asetabulum. Tabii oraya yapılan büyük darbe ne yapar? Allah korusun. Büyük felaket. Bu bazı insanlarda, yaşlı insanlarda da kireçlenme veya kemik erimesi nedeniyle şu femur başı kalça kemiğinin şey leğen kemiği kalça kemiği şu alt kısmına asetabulum denir. Burası zayıflarsa yaşlı insanlarda genellikle oluyor. Kemik erimesi nedeniyle doktorlar kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle avasküler nekroz da olabilir. Burada kan dolaşımı zafiyetiyle beslenemiyor. O zaman ne yapıyorlar? Buraya şuradaki olduğu gibi protez takıyorlar. Protez. Şimdi bizim Süleyman Bey'in annesi de kemik erimesi nedeniyle kadıncağıza iki kalçadan da protez takılması gerekiyor. İki tarafta da kemik erimesi söz konusu. Doktorlar ama tansiyonu var, kolesterolü var, bronşiti var, bir sürü hastalık, romatizması var. Bu kadar hastalık ve bu kadar ağır bir hastalık. Hem kalçadan ameliyat olacak hem dizlerden. Bunlar demişler mümkün değil. Yürüyor, geziyor, ne olacak? Kırıldı. Daha kötü. Bana geldi dedi ki Süleyman Bey kendisi doktor. Ne yapabiliriz? Sorun değil. Söğüt seti kullandı. 6 hafta sonra tekrar kemikteki ölçümü yaptılar. Sinografi mi, sintrofi mi ne diyorlar kemik? Kalsiyum, kemikteki kalsiyum oranı %38'den %68'e çıktı. Yani kemiğin kırılma riski ortadan kalktı. Osteoporoz, genellikle menopoz
devresine giren 50 yaşından sonraki bayanlarda östrojen hormonunun azalmasıyla kemiklerde erime başlar. Osteoporoz dediğimiz kemik erimesi. Bu da kalça kemiğinin kırılma riskine, bu asetabolum olan kısım genellikle çürür, kemik eridikçe. Ya şu femur başından şuradan kırılır. Femur başından veyahut da şuradan da kırılabilir. Kemik zayıflatıkları genellikle buradan kırılır. Protez takılır. Kemiğin burasını alırlar. Protez takılır. Ama protez öyle basit değil yani. Vücut alışacak, vücut kabul edecek vesaire vesaire. Onun da bir sürü yan sorunlar çıkıyor. Biz ne yaptık? Bu çok ağır vakayı çok kısa sürede hamdolsun iyileştirdik. Evet. Zafer Bey'in ikinci rahatsızlığı kalçadaki kist diyor eridi. Asetabolum kemiği, kırılan kemik iyileşti. Dizlerimde menisküs var adı iyileşti. Menisküs, artı menisküsü var. Menisküs nedir? Menisküs nedir? Şimdi femur kemiği ile kaval kemiğinin birleştiği yerde diz iki kemiğin bu dizimizin olduğu yerde şöyle iki tane içi jöl gibi menisküs var. Bu menisküsün koruyucu sıvı tabaka var içerisinde, eklem sıvısı. Herhangi bir darbede, herhangi bir ağır kaldırmada, indirmede, bindirmede veya spor yaparken veya kickboks yaparken vesaire şuraya menisküs denir, şuraya. Bunun içinde bir yırtılma oluyor. Yırtılma. Aslında menisküs bu. Şu içi sıvı olan kısım. Bunun içinde bir yırtılma olursa menisküs yırtı demek lazım aslında. Menisküs dediğince yanlış anlaşılıyor. Evet. Onun içerisinde bir yırtık olursa alınıyor, yamanıyor, yamaya dikiliyor vesaire. Ortadan kalkıyor ama bu sıvının kalitesi eklem sıvısının, kıkırdakların salgılamış olduğu dış menisküs, iç menisküs deniyor. İki türü var. Yani dizin dış tarafı ve iç tarafı. Buradaki sıvı artar veya artmazsa tekrar menisküs olur. Sıvı azalırsa tekrar bu sefer birbirini kemikler yıpratır. O da kemiklerin kırılmasına, kıkırdakların kırılmasına ve kemik faresi dediğimiz olay ortaya çıkar. Yani kemik faresi dediğimiz kemik kırılırsa burada herhangi küçük bir kırılma dahi jilet gibi öbür taraftaki dokuya zarar verir, keser yani jilet gibi olur. Bu nedenle birçok insan yürüyemez, mağdur olur. Evet, bu tür buradaki yırtıklar yamanır ama kalıcı olmaz. Neden? Eklem sıvısını artırmak gerek. Eklem sıvısı nasıl artar? Söğüt setiyle. Ama sadece söğüt olmaz. İksir, aloe vera jel, söğüt forte, bosfere forte, kemik çayı, enfeksiyon çayı vesaire. Kullandığı zaman menisküs yırtığı ortadan kalkar. Çünkü onu besleyen eklem sıvısı arttıkça hücre yenilenir, normale döner. Evet, arkadaşımız ne diyor? Dizlerimdeki menisküsün iyileştirdiğini hissettim. Evet, menisküs başka neden iyileşmişti? Üçüncüsü skolyoz. Skolyoz ne demek? Skolyoz, omurilin şöyle S şeklinde eğilmesi. Skolyoz. Gördüğünüz gibi. Bazı insanlarda şu sırt dışarı şöyle kambur olur. Kifoz denir. Bazı insanlarda da şu buradaki beldeki kemik içeri doğru kayar şöyle. Ona da lartoz mu? Ne deniyor işte her neyse. Evet. Şimdi gözlüklüğü gibi vatandaş normal. Bunda boyun düzleşmesi var. Evet. Burada sırt düzleşmesi var. Burada da lordoz var. Yani. Şu da gördüğünüz gibi omur ne olmuş? Şekil bozukluğu var. Şekil bozukluğu. Skolyoz. Skolyoz.
Lordos. Şimdi skolyoz S gibi omurilik zikzak. Biraz fazla eğik. Burada da skolyozda da kifozda da sırt biraz dışarı doğru çıkıyor. Lordozda ise bel içeri doğru kayık. Ha, öyle bir bayan görmüştüm ben. Ha, bu arkadaşımız da trafik kazasından sonra böyle problemler ortaya çıkmış. Ne kullandıysa fayda etmemiş. Skolyoz. Kalça kemiğin kırıklığının iyileşmemesi. O da iyileşmiş. Menisküs de iyileşmiş. Maşallah. Her türlü problemden kurtulmuş. Çok şükür. Bu çok ağır. 2013 yılında ağır bir trafik kazası sonucu ortaya çıkan sorunlar. Evet. Şimdi koloidal gümüş. Gribe yakalanmıştım diyor Selim Gül. Gümüş kullandım, şimdi bomba gibiyim. Bomba gibi hissediyor kendini. Koloidal gümüş kullanmış. Gripten hemen kurtulmuş. Emre'ydi değil mi? Emre, adını unutmamışım ya. Adam birkaç gün kaybolunca adını unuttum. Emre de gribe yakalanmış, gelmiş buraya. Çalışıyor. Çalışabileceğim, çalışabileceğim. Hemen dedik arkadaşlar, bu bizi de bulaştırır. Gitsin eve dediler. İyi hadi gitsin dedik, eve gitti. İki gün dinlendi, hemen geri geldi. Normal böyle gribe yakalandığın bir hafta 10 gün yatan kişiler iki günde hemen kendine gelir. Almanya'da bir hesap yapmışlar. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlıklardan dolayı evinde yatan insanların devlete açmış olduğu maliyet kaç milyar dolar, 20 milyar dolar mı ne, o kadar zarar oluyormuş, hesaplamışlar. Biz o 20 milyar doları Türkiye'de de en az aşağı yukarı ona yakın kış sezonu sert geçerse üşütme, grip, nezle nedeniyle rapor yazdırıyorlar. Evde kalıyorlar, gidemiyorlar. Almanya biraz daha soğuk olduğu için Türkiye'de o kadar olmaz ama yine de Türkiye'de de tabii ki problemler olur. Hanımefendi ne diyor? CDS2 kullandım, mide yanmam geçti diyor. CDS2 kullanmış, mide yanması geçmiş. CDS2. Günde 3, bu 2500 ppm olduğu için bu lavma yapmakta kullanılır. MMS Plus içilir. Çünkü 500 ppm. Günde 3 defa bir çay kaşığı içtiğinde kişi mide yanması sorunu ortadan kalkar. Sorun değil. Bizim için elhamdülillah. Bir de rahatsızlığı kullandığım ürünler damla sakızı. Çok memnun kaldık diyor. Damla sakızı kullanmış. Damla sakızı burada. Damla sakızı ile ilgili birçok klinik araştırması var. Gastrit, ülser, reflü, hatta mide kanseri, kolon kanserine karşı dahi kullanılmış. Etkisi ispatlanmış. Daha önce de birkaç defa kullandım. Öyle mükemmel bir ürün. Tabii burada ne diyor? Damla sakızı seti. OT. OT ne demek? Ormus Gold ve tonik de var demek. Yani OT olursa Ormus Gold. Yani komple set kullanmış. Mide rahatsızlığına karşı ve hamdolsun diyor. Kullandım, rahatsızlığım geçti diyor. Nasıl oluyor da geçiyor diyeceksiniz. İşte CDS2'nin özellikleri burada. Nelere karşı etkili? İçme suyu dezenfekte edilir. Gıda sterilizasyonunda kullanılır. Evet. Damla sakızına geçtik. Neyse onları şey yapmayalım. Başka bir şeyler konuşalım. Mide rahatsızlığı, gördüğünüz gibi mide mukozası çok hassas. Helicobacter pylori isimli akıllı bakteri şu mide mukozasını salgılamış olduğu hidroklorik asit, mide asidi gıdalardaki et, balık, tavuk, yumurta gibi, zebze, meyve gibi gıdalarda bakteri, virüs, mantar, parazitler var, her şey var. Mide asidi ama sert bir asit. Ne yapıyor? Hidroklorik asit her türlü mikrobu öldürüyor. Saniyede. Ama kişi ne yapıyor? İnsanlar ne yapıyor? Kahvaltıda ve yemekte çay içiyor, su içiyor, kahve içiyor, ayran içiyor vesaire vesaire. Ne oldu? Mide asidinin pH'i
Bir, iki iken düştü üçe, dörde, beşe. Ilık su gibi. Et, balık, tavuk, yumurta, sebze, meyvedeki mikropların hiçbirisi ölmez. Kahvaltıda ve yemekte su içen kişilerin sindirim sorunu mutlaka yaşar. Su ile tedavi. Ne demek? Yemekten yarım saat önce sıvı tüketebilirsin. Yemekten 2 saat sonra sıvı tüketebilirsin. Bu arada sıvı tüketirsen mide asidi bozulur. Mide asidi bozulursa geçen de biri yorum yapmıştı. Diyor ki bedava, parasız, masrafsız bir tedavi, su ile tedavi ediyor. Reflü, gastrit, ülser her türlü rahatsızlığa iyi geliyor. Ben denedim, kullandım, iyi oldum diyor. Evet, bedava tedavi. Para harcamadan. Sadece suya dikkat ederek iyileşebilirsiniz. Evet, arkadaşımız ne diyor? Mustafa Bektaş. Safra taşı. Safra taşı için şah tereseti kullanmış. Şah tere ve safra taşı erimiş. Evet. Memnun kaldım diyor. Teşekkür ederim diyor. Vesaire vesaire. Safra kesesinin taştan şah teresetiyle kurtulmuş. Safra kesesinde çeşit çeşit taşlar olabilir. Kolesterol taşları, kolesterol pigment taşı karışımı taşlar ve pigment taşları. Kolesterol taşı kolay. Kolesterol pigment karışımı taşlar eritmek kolay ama pigment taşları çok sert olduğu için erimesi zor. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit safra taşları oluşabilir. Eğer ki safra kesesindeki taş 9-10 milimden yüksekse kanala tıkayabilir. Bu nedenle önce şah tereli eritmek gerekir. Şah tere tabi tek başına değil. Set. İksir, aloe vera jel, şah tere forte, enginar forte, karaciğer çayı, infeksiyon çayı, ormuz kol, CD2. Kullanıyorsunuz, ne yapıyor? Taşı eritiyor. Eridikten sonra 1,5-2 ay sonra erir. Eridikten sonra İngiliz tuzu kullanabilirsiniz. İngiliz tuzu ne yapıyor? İngiliz tuzu magnezyum sülfat, bundan İngiliz tuzundan şayet taşın çapı 7-8 milimse, yani 9-10 milime geçmemişse direkt İngiliz tuzu kullanın. Zaten 10 lira mı 15 lira mı uygun fiyat. 2 çorba kaşığı bir bardak suyla karıştırıyorsun, içiyorsun 10 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içiyorsun. Ne kadar pislik varsa safra kesesindeki çamuru, taşı hepsini düşürür. Ama 10 milimden büyükse taş kanalı tıkayabilir. O zaman şah tere seti gerekir. Arkadaş kullanmış, etkisini görmüş, teşekkür ediyor. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Bu enteresan bir yorum. Ne diyor? Bak bu işte çok enteresan. Kafamda ses vardı. 2 yıldır çekiyordum. Ormus Gold aldım. İkincisini kullanıyorum. Bayağı iyiyim. Ayaklarım şişti, o da geçti diyor. Maşallah. Kafasına ses geliyor. Özellikle yatınca ve sabah kalkınca. Yani ortam sessiz olunca. Kulak çınlaması değil ha. Kafadan ses geliyor. Böyle der gibi veyahut da şelale gibi. Çeşit çeşit ses tonları geliyor kafada. Neden geliyor? İlaç kullanıyor insanlar. Kimyasal ilaç kullana kullana beyne zarar veriyor. Beyni sünger gibi kimyasallarla içine boşaltıyorsun. Tabii ki ses gelecek. İçi boşalıyor. Oradan şırı şırı bir şeyler akıyor. Evet, şaka yapıyorum biraz. Ayaklarında şişlik varmış, geçmiş. Ayakları böyle şişiyormuş. Ayakkabı giymekte zorlanıyormuş. Bu yeni bir hastalık türü olsa gerek. Evvelki günde benim çok eski bir tanıdığım bilgisayar uzmanı Yakup Bey geldi. Yıllar sonra niye geldin dedim. Adam arayıp sormuyor. Yıllar sonra gelmiş. Benim eskiden bilgisayar işlerine bakardı. Anlıyor bir iş. Çok yoğunum diyor. Yoğun da niye geldin o zaman? Değil mi? Diyor ki kafamdan ses geliyor diyor. Ne kullanıyorsun ilaç dedim. Çıkardı bana verdiği ilaçlar. Bir sürü antidepresan kullanıyor. Dedim ki bununla sadece kafandan ses gelmez. Aşağıdan da ses gelmez dedim. Yani cinselliğini bitirdim. Ya nereden biliyorsun gerçekten diyor. Cinsel ilişki bitti diyor, hanımla diyor. Ne olacak diyor.
Bak adam ne için geldi? Derdini deştik adam. Evet. Kafatasından ses gelen Yakup Bey şimdi ginkoya başladı. Ve antidepresan kullanmaktan cinsel fonksiyonları bitmiş adamcağız. Ha Yakup derken burada başka isim kullanıyorum ha. Şifreli. Kimse yanlış bir şey anlamasın. Bu Yakup, o Yakup değil. Kafamdan ses geliyordu diyor. Sevim yegen oğlu. Kafamdan ses vardı. 2 yıldır geçmiyordu. Geçti. Ginkgo aldım. Ormus Gold aldım diyor. Ayağımda şişlik vardı. O da geçti. Allah razı olsun. Dua ediyorum size. Hocam diyor. Bir insanın. Ha çok güzel bir yorum var. Dur, ona geçmedi. Bu o güzel bir yorum. Dur. Neydi o? Bu vatandaşın. Evet. Çok önemli bir yorum bu. Neden? Annesi yaşlı bir bayan, 70 yaşlarında, Alzheimer hastası, kronik bronşit ve skolyoz. Çoklu hastalıkları vardı. Birçok ürün kullandık, bir faydası olmadı. İbrahim Göçek'ten diyor. Ürünler aldık, kullandık. Şimdi kendi ihtiyacını evde kendi görüyor. Zihinsel ve konuşma fonksiyonları da olumlu gelişme var. Böyle sürekli uyuyan, oturduğu zaman da ne yapacağını bilmeyen, televizyonu seyretmeyen, konuşulanlara cevap vermeyen bayan maşallah kendine döndü, hayata döndü, kendi işini kendi yapıyor, lavaboya gidiyor, temizliğini yapıyor vesaire vesaire. Televizyon seyrediyor, konuşulanlara cevap veriyor, konuşuyor, derdini anlatıyor. Yani hayata küsmüş, bitmiş. Bir insan elhamdülillah kendimle gurur duyuyor. Bu kadar da gurur duyayım değil mi? Elhamdülillah. Bunu kim yapabilir? Gökçek'ten başka. Var mı? Yeryüzünde ikinci bir Gökçek yok. Allah Allah. Bu da Allahu Teala'nın benim gibi öksüz, garip, yetim bir kuluna bir lütfudur. Evet. Bazı insanlar arıyor, telefon ediyor. Diyorlar ki hocam sizi rüyamızda gördük. Allah sizden razı olsun. Hiç bilmediğim, tanımadığım insanlar. Evet, demek ki paranın da önemli şeyler varmış. Günümüzde hep millet her şeyi paraya bağlamış. İnsanların mutlu olduğunu görmek benim için yetiyor. Şimdi gördüğünüz gibi Alzheimer'da ne oluyor? Bu normal beyin. Şu da Alzheimer hastasının beyni. İçi ne olmuş? Sünger gibi boşalmış. Aşı bu hale getirebilir. Alzheimer şey kimyasal ilaç bu hale getirir. Hazır gıdaların içinde kimyasal var. Ha burada yeri gelmişken söyleyeyim. Bakın. Türkiye'de satılan bu bisküvitle bisküvi var ya bisküvi. Ne diyordu Devlet Bahçeli? Bisküvit mi diyordu? Piskevit. Piskevit. Piskevitlerin içerisinde ne var? Piskevit. Kimyasal var. Piskevit yemeyin. Piskevit. İçinde nebeşe var. Hükümet herhalde geçen de şeker pancarını yasakladı değil mi? Yasaklamadı. Şeker şeyini kaldırdı. Ben anlamıyorum. Amerika'dan gelen artık nebeşe kullanacağız. Mısır nişasta bazlı şeker. Fruktoz ağırlıklı. Pankreas kanserini tetikliyor. Karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Siroza kadar götürüyor. Avrupa'da birçok ülkede nebeşe yasak. Serbest olan ülkeleri de kotası 0,49. %1 bile değil ya. %1'in yarısından da az. Yunanistan'da nebeşe yasak. Bir Türk'ün Yunan, bir Yunan kadar değeri yok mu? Neden insanlarımızın, çocuklarımızın geleceğini riske atılıyor? Bazıları zengin olsun diye. Yalakalık mı yapacağım ona buna şuna?